Güneş kendini gösterdi, evde kal çağrılarına uymayanlar kendilerini sokağa attı. Burası İstanbul Taksim. Taksim, maskeli maskesiz binlerce kişinin uğrak yeri oldu. Burası da Zeytinburnu sahili. Bir grup genç alınan tedbirlere ve sosyal mesafeye aldırış etmeden güreş tutup top oynadı. Kimi de iş gereği sokaklarda. Kadıköy'de esnaf kredisi almak isteyen vatandaşlar, Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüğü Anadolu Yakası Şubesi önünde yoğunluk oluşturdu. Şimdi dünden kalan numaralar var. 200 kişi ancak alabiliyorlar. 200'ün üzerinde gelen kişiler biz dünden geldik diyor. Biz önce girmemiz gerekiyor diyor. Sabah 5'ten 5.30'dan beri burada olanlar var. Ben saat 7'de buradaydım. Geç bile kalmışım. Her şeyi e-devlet sistemine soktular. Bunu e-devlet sisteminden yapabilirlerdi. Online üzerinden yapabilirlerdi. Yani burada ben 6'dan beri bekliyorum. Burada sosyal mesafe diye bir şey yok. Sosyal mesafeye kimse uymuyor. Sosyal mesafe de tabii ki ihlal ediliyor burada. Maskesiz işlem yapılmaması lazım. Maskesiz olanlar da var. Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyardı. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Kapalı olan ve toplu taşıma araçlarında maske ve eldiven kullanımına önem gösterelim. Tokat'ta banka önlerinde yaşanan yoğunluğa polis ekipleri çözüm üretti. Sosyal mesafe alanı yazılı 1000 adet etiket ilgili yerlere yapıştırıldı. Arkadaylar. Tamam. Geçin şöyle. Geçin şöyle. Evinde gideceksiniz. Çoluğunuz var, çocuğunuz var. Bir şeyi başaracaksak birlikte başaracağız yani. Eskişehir'de ise bariyerle tedbir alındı. Yoğunluk yaşanan bazı cadde ve sokaklar bariyerlerle kapatıldı. Giriş çıkışlarda kimlik kontrolü yapılıyor. Maskesiz gezenlere de ceza yazılıyor. İstanbul Beyoğlu'nda sıkıntıdan kendini parka atan bir vatandaşa ceza kesildi. Neden dışarı çıktınız? Canım sıkıntısından. Farklı bir şey yok. Maske de yok. Var da biraz sıkıldım dediğim gibi takacağım. Her zaman takın. Şu dönemde maske takmamız, evlerimizde olmamız, devletimizin iş yükünü çok daha hafifletecektir. Hiçbir şey değil, sizin için iyi olacak bu durum. Çalıştığına dair belge gösteren 19 yaşındaki bu genç ise cezadan kurtuldu. İlçeler arası geçişlerin izne tabi olduğu yerlerde de polis sıkı denetim yapıyor. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinden kent merkezine belgesiz giriş yapıp polis kontrolüne takılan iki gence cezai işlem uygulandı. İlçeden nasıl geldiniz? Kontrol noktasından nasıl geçtiniz siz? Bir saniye gençler. Nasıl geçtiniz kontrol noktasından? Servisten. Servisten mi? Aynen. İşçi misiniz siz? Yok, işçi değiliz.